Merhaba uşaklar, ben Ali Laz Oyun Oyna. Yine Oyun Oyna uşaklar. Evet uşaklar, yanımda şu anda Türkiye Clash Royale'de birinci olan Levent abi var. Hemen hesabını göstereyim size. Oyuncularda şu anda Türkiye sıralamasında birinci olan Turkuaz, görmüş olduğunuz gibi hesabının sahibi Levent abiyle yan yanayız, yan yana oturuyoruz ve öncelikle dostluk savaşı falan göreceğiz. Nasılsın Levent abi, nasıl, durumlar nasıl? Çok şükür iyiyiz, her şey iyi, her şey yolunda. Nasıl gidiyor, Efsane Lig'de durumlar nasıl abi? Efsane Lig iyi, standart, sıkıntı yok. Zor değil mi ya? Yok değil. Değil mi? Çok iyi ya, zor değilse. Biz de hayal bile edemiyoruz. Abi sen oralarda yani bayağı iyi derecelerde falan filan gidiyorsun. Bak, 4216 kupa. Dünya sıralamasında kaçıncılık abi? Var mı? Bakmadım. Bakmadım. Bakalım istiyorsan hemen. Bakalım. Belki de girmedik hiç. Belki de girmedik. İki kriz aynı. Girmiş olabiliriz. Ya. Çok az kaldı. Burada. 197. Evet. Yavaş yavaş tırmanırsın yani bu kariyerden. Sıkıntı yok senin için. İşte belki vakit bulup da oynayabilirsek çıkacağız. Aynen, işi gücü olan adam sonuçta. Nasıl, arkadaşlara tavsiye verebilir misin? Clash Royale ile ilgili nelere dikkat etsinler, ne yapsınlar? Sen şu anda onlar için çok değerli bir insansın. Türkiye sıralamasında birinci olmak kolay değil. Sandık açısından diyeceğim ama olmayacak. Onu herkes yapamaz. Sandık dışında? Sandık dışında işte benim kendi tekniğimi söyleyeyim. Biniciyle oynuyorsak eğer, biniciyi kuleye en rahat nasıl götürürüz onu düşüneceğiz. Kuleye gittiği zaman da biz dondurucu kullanıyoruz. O dondurucuyu işte zamanında atmak lazım. Nasıl zamanında, ne demek? Binici kuleye vurduğundan sonra rakip asker saldığı an dondurucu vurmak lazım. Üstündeki binicimiz hasar almasın. Olay bu. Anladım. Diğer bir oynayışımız şöyle. Kraliyet deviyle oynuyoruz. Evet. Diğer şekil. Kraliyet devinde barbar etrafına almamız gerekiyor. Barbar diğer şeyleri alalım. Kraliyetin kuleye vurması lazım. Kraliyet kuleye vurduktan sonra sıkıntı yok. Yani bu dediklerini arkadaşlar 6. arenada, 7. arenada falan yapabilirler. Onlarda zaten şöyle bir düşük aranlarda şöyle bir sistem öneriyorum. Hasarı yani en çok hasarı olan dev, Pekka, golem olan golem, kraliyet devi, bunların hepsi 3 kumla üstünde evet. Hasarları. Evet. O yüzden onları alıp arkalarına mutlaka büyücü, evet, cadı, evet, prenses olan varsa prenses. Evet. Yani ufak askerleri öldürecek askerler lazım. Evet. O önden tank niyetine gönderiyorsun, arkadan diğer askerlerle, aynen öyle, alan hasarı veren askerlerle destekliyorsun. Aynen öyle. Benim şeyim büyücü. Büyücü kullansın. Büyücü hem hava hem kara. Evet. Ve tek atısı da hepsini götürür. İster minyonları götürür. Neydi şeyin ismi? Minyon muydu? Minyon abi, dal kavunu diyoruz. Ha, dal kavunu da aynı işte. Goblinleri öldürür. Ondan sonra tek atışta öldürür. Evet abi. Onun için benim tavsiyem büyücü. Ama büyücü yoksa cadı. Ondan sonra slasher. Slasher gerçi tek tek atar ama o da etkilidir. Anladım abi. Ne demek istediğini çok iyi anladılar zaten arkadaşlar. Dilersen abi dostluk savaşı yapalım seninle beraber. Tamam. Şimdi uşaklar, benim bildiğim kadarıyla daha önce Made in Turkey'den Ufuk abiyle, Orçun abiyle konuştum. Benim hesabım 8 level. Levent abinin hesabı 12 level değil mi abi? 12 level. 12 level yani, olmak. Dostluk savaşı 9 olacak. Dostluk savaşında hesaplar denkleşirler yani. Hemen aynı güçte olurlar ama ben her türlü kaybederim diye düşünüyorum. Evet Messi, sen çok saçma hangi desteri oynuyorsam onu söyle. Abi fark etmez ya. Her türlü götürürsün nasıl olsa. Şu anki oynadığımı oynayayım. Kraliyet devi. Ama istersen bir de biniciyle yaparız. Binici, Valkür ve Slasher olan var. Onu da abi Türkiye birincisiyle oynarım, şaka gibi ya. Bir saniye. Şu anda çok stres oldum. Abi desteyle oynayacağım ben ya. Tamam. Desteme bakma abi. Fark etmez. Tamam, dostluk savaşını ben... Ulan ben atayım sana. Attım ha şimdi. Attım. Tamam. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Evet uşaklar. Çok heyecanlı bir... Bakayım sana, bir kopya çekeyim sana. Kopya çekme ama reklamları gizleyeyim. İzlemem lazım. Evet.
Abi nasıl bir şey geldi ya? Prensesin sevdiğini. Benim acaba böyle bir yapım var mı? Topum mu vardı benim? Neyim var? Bak mesela bu hata yaptım. Hata neydi? Buradaki taç kulesine vurdu ok. O evet. Taç kulesine vurmaması lazım okun. Anladın mı? O bir hata yani. Ya ne yaptık ya? Dondurmayı çok başka bir yere attık. Olmadı mı? Bu olmadı. Olsun yine biraz can ne aldık ha? Olur. Ha buradan bir versek mi sana? Ne yapsak? Aha barbarlı. Aha. Aha bunu abiyle bir verelim. İyi savuşturduk. Fena değil. Hadi bakalım. Okun var mı yok? Hayır. Ha bu var. Bayağı bir zarardayım abi. Bir de biz ilk ses sondasını çok kullanıyoruz. İlk ses sondası önemli. Saldırıyı üzerine çekiyor değil mi? Hayır. İksir ortalamasını bayağı bir düşürüyor. Aynen doğru diyorsun. Tamam aslında. 9 saniyede bir iksir sizi çare geçirir. Bir de bak birinciyi çok geriden attın. Birinciyi bu kadar geriden atma. Vuralım bir iki tane abi izin ver ya. Ama iyi vurdum. İyi vurdum şimdi doğruya doğru. Abi bir çarpma atalım kafalarına. Abi çok kötü gidiyorlar yalnız. Allah! Bunu ben istemedim işte abiyle bir. Bayağı bir vurdu ya. Tüh. Alacağım mı abi? Alacağım gibi geldi bana. Aldın abi. Alamadım. Çok iyi ya. Barbarlar çatışıyor abi. Zevkliymiş ya bu. Bir saniye abi. Bunu abiyle bir atalım. Topu biniciye kullanıyoruz gördüğünüz gibi. Aynen top biniciyedir. Şimdi devam. Bu yıkacak mesela şimdi. İnşallah yıkamaz. Bagajı. Allah al onu al. Aldı vallahi dur. Dur. Abi bir atalım. Nasıl ben de fena oynamaydım değil mi abi? Canım olsun. Ama yanlış şey attım bak iki tanesi kaldı. Olsun. Sıkıntı yok. Abi beraber hemen başa baş şu anda ama bakacağız. Durum nasıl olacak? Çok geriden attım yine abi. Geliş. Sen bunu bak köprünün oradan atman lazım. Ben yoksa o sen gelene kadar ben çoktan şey atıyorum gördüğün gibi. Topu koymuş oluyorum. Doğru diyorsun. Var mı ateş? Fark etmez. Niye ben böyle bir şey yaptım? Hiç bilmiyorum aslında. Niye böyle bir şey yaptım? Hiç bilmiyorum. Aldım ya. Hı. Çok gereksiz bir hamle yaptım ha. Evet. Aşırı gereksiz. Şey orada niye ben öyle yaptım? Gerek yoktu. Neyse. Tebrik ederim abi ya. Gayet başarılıydın. Vallahi. Sen de çok başarılıydın. Helal olsun. Yani ben aramızda, son anda bir hata yaptım. Aramızda bir level olmasına rağmen çok iyiydi yani. Aynen. Şu son anda bir hata yapmasam belki vermeyecektim ama iyi geldin. Yine de alırdın ya. Yine orada iyi geldin yani. Sende abi şey, binici yoktu değil mi? Binici var. Yok, bu destende yok. Destende yoktu ama normalde biniciyle oynadığım destende var. Anladım abi. Rakibin şeyine göre yani rakibin gelişine göre hemen değiştiriyoruz onu. Nasıl oluyor? Mesela kralet devi çoğaldıkça belli ki yani kralet devi gidecek. Hı-hı. 5-6 oyun. Hı-hı. Hemen domuzu şeye dönüyoruz, biniciye dönüyoruz ki onları en azından 3-4 tanesini o savaştan alabilirim ben 6 yıl savaşı. Anladım. Burada mühim olan 2'de 1 veya 3'de 1 kazanmak. Yani nasıl? 3 savaşın birini kaybetsek bizim için kar. Veya 2 savaşın birini kaybetsek gene kar. Evet. Çok iyi. Sonra. Burada yani yüksek kupada önemli olan 2 savaşın birini alabilmek. Evet. Yani daha doğrusu 2 savaşın birini 3 savaşın ikisini alıp bir tanesini verirsen iyi. O zaten kere geçiyorsun adam. Yüksek kupada geçmiyor aslında kafa kafaya geliyor. Anladım. Nasıl çünkü aldığın 15 falan verdiğin 30 falan değil aldığımız mi? 15'te 20-25 yani maksimum 25 olsun. Hı hı. Ama verdiğimiz devamlı 40. 40. 40. Oo iyi biriymişsin. Çok çok şey acayipmiş. Hı. Bunları da hepsi ya bayağı arkadaşlar çıkmak evet. isteyen varsa gerçekten çok
şey bilgilerdir, kritik bilgilerdir. Evet. İnşallah umarım siz de bu bilgileri dinleyip Efsane Ligi adımınızı yavaş yavaş atarsınız. En İnşallah azından 3000 kupaya doğru bir yol alırsınız. Teşekkür ederim abi, çok sağ olasın ya. 3000 kupa olmak da kolay bu arada. 8 demeden 3000 kupa da çok rahat olabilir. Doğru desteği buldukları takdirde. Bir desteğe önemli olan elin alışması değil mi? Aynen öyle, pratik yapmak. Pratik yapacağını söylüyorum. Yani 10 savaşçısı yenilse bile vazgeçmemesi lazım o desteden. Evet. O çok önemli. Aynen öyle. Yani neyle karşılayacağı. Minyonları sen nasıl şokla karşıladın? Evet, o çok kötüydü. Şok, mesela minyonları şokla karşıladı. Okunu harcamamak. Evet, yani, evet, evet. Minyonlar şokla. Yani şok varsa elinde şokla, doğru. Evet. Bunun gibi. Yani iksiri... Olabildiğince karşı tarafın gelen iksirine karşı evet. Senin attığın iksir daha az olması lazım. Bir de ara iksir çubuğumuzda mutlaka 6 iksir olması lazım. He, o da öyle değil. 8-9 olduğu zaman kullanalım şeyleri. He, minimum yani 6 olsun. Dörtgen asker atmayalım. Dörtgen aşağı geçmeyelim. Beşgen asker atmayalım. Bunların mutlaka hiçbirini... asker attığımız zaman 5-6 iksir elimizde bulunsun. Bunların hiçbirini ben yapmıyorum. Demek ki ben o yüzden başarısızım. Ben de bu videoyu izleyeceğim baya baya bir pratik olsun diye. Çok teşekkür ederim abi. Çok sağ olasın. Ziyaret ettiğin için, Gana'da falan arkadaşlara bilgi verdiğin için. Gerçekten Clash Royale'de tarihi bir ana tanıklık ediyor Last arkadaşlar. Last oyun oynayı takip etmelerini öneririm bir de. Çok, çok sağ olasın. Ben bile takip ediyorum. Eyvallah, sağ olasın. Teşekkür ederim. Videonun sonuna geldik kuşaklar. İzlemeye devam edin. Last Kaçar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sen kal. Eyvallah.